Merhabalar. Günde 2 soru 2 cevap bölümümüze devam ediyoruz. Bugün aslında basit, yani senenin başı için biraz öğrencilerin karıştırdığı bir soru var önümde. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir canlının prokaryot olduğunu kesin olarak kanıtlar? Biliyoruz ki doğada canlılar prokaryot veya ökaryot hücre yapısına sahiptir. Baktığımız zaman canlılar dünyasında bakteriler, arkeler, şöyle ayırıyorum, prokaryot, ökaryot ayrımıdır bu. Protista, mantar, bitki ve hayvanlar alemi olarak geçiyor. Şöyle ayırdım, şu çizgi prokaryot ayrımı. Bakteri, arke, protista, mantar, bitki, hayvan diye söylüyoruz. Ve bize ne diyor? Prokaryot, yani bakteri veya arke olduğunu nereden anlayabilirim diyor. Prokaryot ne demekti? Bir zarla çevrili, organeli olmayan, DNA'sı sitoplazmada bulunan, zarla çevrili, organeli ve çekirdeği de olmayan hücreler anlamında. O yüzden bunu arayacağız şimdi. Fotosentez yapmak diyor. Hemen şuraya yazalım. Fotosentez diyelim. Bakteriler alemi, arkeler, protistalar, mantarların hepsi heterotroftur. Bitkilerde ve görülür ama hayvanlarda görülmez. Çok hücreli olma. Bakalım şimdi çok hücreli örnekler kimde var? Evet, şimdi burada bir değişik bir şey çıkacak karşımıza. Şöyle baktığımızda bunlar çok hücreli. Sanki prokaryotlarmış gibi geliyor. Ama şöyle diyeceğim. Tek hücreli örnekleri olan. Bakın ne çıkacak şimdi? Tek hücreli örnekleri. Zaten bakterilerin, arkelerin hepsi, tamamı, bütün bireyleri tek hücrelidir. Ama protista da tek hücrelidir çoğunluk. İşte öglena gibi, amip gibi. Mantarlarda maya mantarı diye bir grup var. Bira mayası tek hücrelidir. Ama bitkiler, hayvanların tamamı çok hücrelidir. İşte bu yüzden bu da olmadı. Enerji üretme dedi. Enerji üretme yazalım şuraya. Enerji üretmeyen canlı yok. Yani herkes ATP üretmek zorunda. Sonra DNA'sını stoplazmada eşleyen. O prokaryot demek. Yani cevabımız Denizli oldu. DNA'sı stoplazmada olan. Çünkü bunların çekirdekleri var bakın. Burası neydi? Ökaryot. Zarla çevrili çekirdeği var. Burası da prokaryottu. Prokaryot. Evet, prokaryot olduğunu söyledik burada. Ve böylece cevabımızı verdik. Protein sentezlemeyen canlı yok zaten. Herkes protein sentezi yapar. İkinci sorudayız. Şimdi yukarıdakilerden hangileri hücrenin bölünme nedenlerindendir? Şimdi bakalım, yüzey bölü hacim oranının azalması. Bu bölünme nedenidir. Yüzey bölü hacim oranı azalınca madde alışverişi yetersiz kalır. O yüzden madde alışverişinin yetersizliği de bölünme nedenleridir. Çekirdekteki DNA miktarının 2 katına çıkması da bölünme nedenidir. Ama organel sayısı artıyor diye hücre bölünmez. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 olur. Yüzey bölü hacim oranı şöyle düşünün. Bu R. Sonra 2R'ye çıktığını düşünün. Yüzey bölü hacim dediğimizde şöyle kare, bu da küp oranında artış gösteriyor. O zaman yüzey bölü hacim hücre küçükken daha büyüktür. Hücre büyüdükçe yüzey bölü hacim küçülür. Yüzey bölü hacim küçülür. Bunu da söylemiş olalım. Aslında biz bunu çok yerde kullanıyoruz. Örneğin kutup ayılarında kullanmıştık. Kutup ayıları soğuğa dayanabilmek için iri hayvanlara, büyük hayvanlara dönüşüyorlardı. Çok iri olması yüzey bölü hacim oranını küçülterek ısı kaybını azaltıp vücut ısılarını dengede tutmayı kolaylaştırıyor. Aynı şekilde hücrede de böyle bir durum var. Yüzey bölü hacim oranı azalması dediği zaman hücre büyümüş demektir. Fazla büyüyünce, yüzey bölü hacim oranı azalınca madde alışverişi yetersiz olduğu için DNA'da eşlenmek zorunda kalıyor. DNA'nın eşlenmesi zaten kesin bölün emri anlamındadır. Evet, böylece bugün de
Günde 2 soru 2 cevap bölümünü tamamladık. Hoşça kalın diyorum.